Merhaba çocuklar. Biliyor musunuz, ben gökyüzünü izlemekten çok keyif alıyorum. Gökyüzüne bakmak beni mutlu ediyor, beni özgür kılıyor. Özellikle akşamları yukarı baktığımda yıldızları saymak çok hoşuma gidiyor. Nereden baksak her gün saydığımda en az 2-3 yıldız üzerine ekleniyor. Yeni, farkına varmadığım yıldızları görüyorum. Çok dikkatli baktığımızda belki kutup yıldızını da görebiliriz. Hava güneşliyken de gökyüzüne bakmak ayrı bir mutluluk veriyor bana. Çünkü mavilik içimi kıpır kıpır ettiriyor. Mutlu hissediyorum, özgür hissediyorum. Özellikle o maviliklerin arasındaki beyaz bulutları bir şekile, bir eşyaya, bir hayvana benzetmek bana çok keyif veriyor. Mutlu hissediyorum. Muhakkak siz de yukarı baktığınızda kendinizi özgür hissediyorsunuz, mutlu hissediyorsunuz. Bazen kendimi tam uykuya dalmadan önce gökyüzünde olduğumu hayal ediyorum. Bulutların üzerinden atlayıp yolculuğa çıkıyorum. Tıpkı bizim masal derslerimizde yolculuğa çıktığımız gibi. Ya da bulutları bir pamuk şekere benzetiyorum. Pamuk şekerin üzerine yatmışım. Güzel bir masal dinliyorum sanki. Çok keyifli oluyor. Siz de zaman zaman fırsat buldukça boş zamanlarınızda yukarı bakmayı ihmal etmeyin. Bir arkadaşımla tanıştırmak istiyorum sizi. Adı İdris. 6 yaşında. Yukarı bakmayı çok seviyor. Karadeniz'de yaşıyor. Biliyorsunuz Türkiye'mizde illerimiz var. İstanbul, İzmir, Ankara, Erzurum, Balıkesir, Çanakkale gibi. Ve coğrafyalarımız var. Marmara coğrafyası, Ege coğrafyası, Karadeniz bölgeleri gibi. Bu Karadeniz bölgesinde bir köyde yaşıyor İdris. İdris her gün kahvaltı yaptıktan sonra şöyle yüksek bir tepe var. O tepeye çıkıp köyünü izlemeyi çok seviyor. Ve her zaman yukarı bakıyor. Yaylaya çıkıyor. Yaylaya çıkarken yolda esrarengiz küçücük hayvanlar görüyor. Onlara selam veriyor. Biraz daha gidiyor. Kuş cıvıltıların içinde kendini özgür hissederek tepeye doğru yola çıkıyor. Hedefi o tepeye varmak ve ayaklarının altından bütün dünyayı seyretmek. Her şeyi. Çok meraklı olduğu için yolda giderken de öğretmeninin ona öğrettiği gezegen isimlerini söylüyor. Bazen de etrafında gördüğü çeşitli yaprakları, çeşitli hayvan figürlerine ve gezegenlerine benzetiyor. İdris tepeye çıktı. Yaylada kocaman bir taş kütlesi buldu. Kaya. O kaya parçasının üzerine yattı. Kollarını ensesine attı ve yukarı baktı. Hayal kurmaya başladı. Acaba bu gökyüzünün sonu var mıydı? Bu bulutların arkasında acaba başka hangi gezegenler var? Biz bunları neden göremiyoruz? Mesela ben bir Mars'ı çok merak ediyorum. Mesela ben bir Jüpiter'i çok merak ediyorum. Satürn'ün o halkasından kaymak istiyorum. Kayalıklardan zıplamak istiyorum. Merkür'ün etrafındaki bulutlarda pamuk şeker gibi yatıp uyumak istiyorum diyor. İdris yolculuğa çıkmayı çok seviyordu. Ve gezegenlere doğru bir gün yolculuğa çıkacağını düşündü. Hayal etti. Gözlerini kapattı ve kendisini sanki çimenlerin üzerinde değil de pamuk şeker gibi yumuşak beyaz bir bulutun üzerinde olduğunu ve o bulutun onu sağdan sola, yukarıdan aşağıya, aşağıdan yukarı farklı gezegenlere doğru götürdüğünü hayal etti. Güneş'e en yakın gezegene geldiğinde
ısındı ve terlemeye başladı. Kendi dünyasını yukarıdan baktığında o kadar muhteşem gözüküyordu ki. Daha sonra Mars'a gitti ve ateş çemberinin içinde bir dünya gördü. Venüs'ü, Neptün'ü, Uranüs'ü, Satürn'ü gördü. Hepsini uğrayarak orada hayat ve yaşam olduğunu kontrol etti. Tabi bunları İdris hayal ediyordu. En çok sevdiği de kendi dünyasıydı. Çünkü bu dünyada sizin gibi çok sevdiği arkadaşları vardı. Annesi, babası, kendi köyü vardı. Bu güzellikleri bırakıp da hiçbir yere gidemezdi. Ama uzayı da, gezegenleri de merak ediyordu. Hayal kurdu ve hayal kurmaya devam etti. Ve kendine söz verdi. Bir gün büyük bir uçak yapıp o uçağın içine binip uzun bir yolculuğa çıkmak istediğini söyledi. Ve bu yolculukta gezegenleri hepsini uğramak istiyordu. Dileriz ki inşallah İdris bu hayaline kavuşur. Peki biz gezegenlere doğru bir yolculuğa çıksak? O zaman en sevdiğim gezegen şarkısını size açmak istiyorum hemen. Şu an kendinizi derin bir yaylada olduğunuzu düşünün. Ve uzanmışsınız. Yukarı bakıyorsunuz. Gezegenlere doğru yolculuğa çıkıyoruz. Haydi bakalım. Bu gezegenler sizleri bekliyor. Bazen kırmızı bir halının üzerinde, bazen uçakta. Biz gezegenleri ve dünyayı sevmeyi çok istiyoruz. Onları gördükçe merakımız artıyor ve gezegenlere karşı ilgimiz de. Venüs'te acaba hangi hayvan var? Ya da Mars'ta gerçekten insan yaşıyor mu? Acaba Satürn? Belki de Uranüs'te uçan ejderhalar vardır. Dünyamızda o kadar güzel köyler, o kadar güzel yerler ve siz varsınız. Hep birlikte yukarı bakıp uzun bir yolculuğa çıktığımızı hayal edelim. Gezegenler mi? Kim bilir? En güzel uçağı, en güzel yolculuğu belki de siz yapacaksınız. Hazır mısınız? Her zaman yukarı bakmayı ihmal etmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere çocuklar.